Biz yine devam edelim sohbetimize. Çok da güzel gidiyoruz. Şöyle ki, başkanım dedik ki sadece Türkiye'den değil, örnek verdiniz, yurt dışından da ziyaretçiler geliyor. Eyüp Sultan'a, Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyarete geliyorlar. Nasıl hazırlandınız bu ziyaretçiler için? İlk akşamı söyleyeyim. İlk akşam bizim hemen ilerimizde çadır var. Orada her akşam 1000 kişilik iftarımız var. Kaç kişilik? 1000 kişilik. Hemen buraya 200 metre ileride. İlk akşamın araştırmasını hemen arkadaşlar yemeklerini verirken yaptılar. %80'i Eyüp Sultan dışıydı gelenlerin. Allah. Bağcılardan Tuzla'ya herkesi ağırlıyoruz. Burası öyle bir mekan. Yani burada biz bu bölgeyi onun için öyle yaptık. Kitap severler de gelsin, ziyaret etmeye gelenler de gelsin. Gelmişken de, geldiklerinde de mağdur olmasınlar diye de orada bir iftar çadırı oluşturduk. Bizim kendi bölgemizde yaşayan insanlarımızla ilgili, vatandaşlarımızla ilgili, hemşerilerimle ilgili de Alibeyköy'de büyük bir Ramazan çarşısı açtık. Oraya 100'ün üzerinde dükkanlar var, çadırlarımız var. Orada her akşam bir yörenin iftarı oluyor. Mesela yarın akşam Samsun'dan yöresel galiba. Mesela her akşam da kendileri kendi bölgelerini etkinlik yapıyorlar. Evet. Ayrıca da her akşam mahallelerde 100 civarında evi ziyaret ediyoruz. Hem çalışma arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, paylaşmak, yemekleriyle beraber evleri ziyaret ediyorlar. Onlar paylaşmak önemli tabii. Paylaşmak. Ramazan'ın özelliği de Allah bizim açlığımıza ihtiyacım var. Yani akşama kadar aç kaldık meselesi değil ki o mesele. Allah Celle Celaluhu bunu getirirken biraz önce söylediği mesele çok, yani namazlarını ve oruçlarını ihmal etmezler meselesi. Hayatımızın bir parçası. O yüzden Ramazan ayının gerçekten yardımlaşmayla ilgili olan bölümü, herkesin aynı saatte aç kalıp o saatte iftarını bozduğu bir dönem, çok önemli bir dönem. Evet. İnşallah o bize farklı şeyler de katacaktır. İnşallah. Tabii Ramazan sokağı var hemen burada. Bizden sonra da programlar oluyor, etkinlikler devam ediyor. Hocam, Ramazan'ın güzelliği paylaşmak. Ya bu duygu farklı bir duygu değil mi hocam? Şimdi madde planında paylaşmak tamam. Hani bizim zekatımız var, sadaka-i fıtrımız var, oruç fidyelerimiz var, tamam. Ama bunun dışında paylaşmak deyince, örneğin sevgiyi paylaşmak, saygıyı paylaşmak, güzel ahlakı paylaşmak, insana yakışan her şeyi paylaşmak da önemli değil mi hocam? Komşumuzla, aile içi ilişkilerde, komşuluklarda, hatta trafikte hocam, sokakta. Biraz bu konu hakkında neler söylersiniz? Ben her akşam Efendimizin öğrettiği bu duayı okuyorum. İftar anındaki okunması gereken dualardan biri. Ya vasal mağfire. İğfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesab. Rahmeti bol Mevlam. Hesap gününde beni, ana babamı, bütün müminleri bağışla. Yani bakın, duaların kabul olduğu iftar anı, duaların kabul olduğu andır. Evet. O anda bakın, beni, ana babamı, bütün müminleri, bütün müminleri düşünüyoruz ya. En çabuk kabul olan dua da müminin mümine kıyaben duacı. Yani kin, nefret, öfke, küslük, dargınlık olacağına vecebet muhabbeti lil mütehabbine fiyye, benim için birbirini seven, benim için birbirini ziyaret edenlere benim sevgim hak oldu, ben de onları severim. Allah tarafından sevilmek istiyorsak Allah'ın kullarını seveceğiz öyleyse. Yani Sadi'nin bir hikayesi var, Leyla Mecnun. Mecnun'u görüyorlar, bir köpeğe çok ilgi gösteriyor. Mecnun diyor ki, kınamayın beni, ben bu köpeğe niye çok ilgi gösteriyorum biliyor musunuz? Leyla'nın mahallesinde bir kere gördüm diyor. Leyla'yı o kadar seviyor ki, Leyla'nın mahallesinde bir defa gördüğü köpeğe aşırı ilgi gösteriyor. Yar-ı baki, yar-ı hakiki Allah. Allah'ın güzel isimlerinden biri El-Vedud. Yegane sevgili, sevilmeye layık olan, sevgisinde vefa olan. Öyleyse biricik sevgilinin kullarıdır bunlar. Onları da sevmeliyim. Başkanımızın dediği gibi o iftar ziyafetleri, iftar da yedirmeler. İftar sofraları. Yani menfattara saimen. Oruçlu bir kişiyi diğeri iftar ettirirse
şahsı hesabına o iftar ettirdiği kişinin aldığı sevap eksiltilmek sizin iftar ettiren kişiye de verilir. Cehennem azabından da kurtuluşuna sebep olur. Ne büyük müjde buyuruyor hocam. Sevgili Peygamberimiz. Böyle de müjdeler var. Yani o iftar ziyafetleri, işte kırgınlar, dargınlar şu Ramazan münasebetiyle unutmalıyız onları. İki kırgından önce hangisi selam verirse Allah'ın lütfuna o erer. Ramazan ne güzel fırsattır. İftar ziyafetleri vermeliyiz. Eş, dost, konu, komşu, hısım, akraba davet etmeliyiz. Ve kırgınlıkları, dargınlıkları da unutmalıyız. İnşallah. İstanbul için iftar dakikaları elbette yaklaşıyor. Ekrana zaman zaman geliyor. İftar sofraları da ekrana getiriyoruz başkanım. Her gün değil mi bu iftar sofraları burada? Sofrada o paylaşım gerçekleşiyor. İftardan sonra neler oluyor, neler yapılıyor? İftardan, mesela ben şey duydum, Osmanlı şerbeti duydum. Evet, iftardan sonra. Aklım orada. O bir saatlik süreçten sonra teravihler başlıyor. Teravihden sonra biz her akşam iki camide şerbet dağıtıyoruz. Üç lokasyonda sabit, ikisinde her akşam iki tane. 100'e yakın camimiz var bölgemizde. Bunları seçiyoruz. Ayrıca ondan sonra da burada etkinlik başlıyor. Teravihden sonra. Burada etkinlik başlıyor. Evet. Kitap fuarı zaten doluyor. Ayrıca da bizim yine yöresel çarşımızda, Alibeyköy'deki yöresel çarşımızda da her dükkanın ayrı bir, yörenin ayrı bir etkinliği var. Onlar devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.